İngiltere bugün Avrupa'ya, daha doğrusu dün itibariyle Avrupa'ya bir ilk yaşattı. Avrupa Birliği'nin daha önceki referandumları, hani az önce İlter Hocam'ın bahsettiği İrlanda'nın, Danimarka'nın, Hollanda'nın, hatta Fransa'nın referandumları vardı. Onlar Avrupa Birliği'nin bir ileri aşamasına gidilsin mi gidilmesin mi konusunda yapılan referandumlardı. Yani daha ileri bir kurumsallaşma düzeyi için, derinleşme için bir referandum yapılıyordu. İngiltere'nin dün yaptığı referandum ise bir geriye gitme referandumudur. Yani aslında onu ilk kılan, önemli kılan, ayrıcalıklı kılan da bu. Diğer daha önceki gelişmelerden. Kesinlikle bu yılın başından itibaren biz biliyoruz ki İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ayrıcalıklı konumunu daha da ayrıcalıklı hale getirmek için bir müzakere süreci içerisindeydi. Avrupa Birliği İngiltere'nin bu taleplerine karşılık vermedi. Biz hep aslında mülteciler söz konusu olduğunda İngiltere'nin daha çok pardon Avrupa Birliği'nin Afrika'dan ve Orta Doğu'dan giden insanları sorunsallaştırdığını biliyoruz. Fakat İngiltere için bu böyle değil. Daha başka bir durum var İngiltere'nin endişe ettiği. Zaten Schengen'in bir parçası değil, bunu biliyoruz. Fakat buna rağmen Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye gidenlerin oluşturduğu bir toplumsal, ekonomik ve siyasal huzursuzluk vardı. Özellikle orada çalışıp çalışmama şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyordu. Avro-Eurozone bağlamında alınan kararların uygulanması ile ilgili sıkıntılar yaşıyordu. İlave az önce İlter hocamızın vurguladığı gibi bir devlet, federatif bir devlete dönüşme süreci içerisinde Avrupa Birliği, İngiltere bunu en az isteyen ülkelerden birisiydi. Bu ilave bir yetki devrini gerektiriyor. İngiltere doğal olarak bu yetki devrini, ilave yetki devrini de vermek istemiyordu. Bütün bunlar aslında İngiltere'nin zaten eğreti duran pozisyonunu daha anomali bir noktaya taşıdı. Bana göre bir önemli husus daha var. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği içerisindeki konumunu ikinci plana iten bir önemli husus Almanya'nın durumudur. Almanya hani daha önce Avrupa Birliği içerisinde hep dört büyüklerden bahsedilirdi. Yani İngiltere, Fransa, Almanya ve yanlarına da İtalya'yı katarak dört büyük ülkeden bahsediliyordu. Fakat Soğuk Savaş sonrasında Almanya'nın birleşmesiyle beraber, yani Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesiyle beraber 1 artı 3 veya 1 artı 5 şeklinde dönmeye başladı. Yani Almanya, Fransa ve İngiltere'nin bir iki adım önüne geçerek hem o devasa ekonomik gücünü siyasete tahvil etmeye çalışarak İngiltere'yi beklediğinden daha düşük bir profile zorladı. Bu zaten dediğim gibi eğreti duran pozisyonuna indirilmiş bir darbe olarak okundu. Unutmayalım, her ne kadar kıta Avrupa'sında milliyetçilik çok sıkça vurgulanıyor olsa da İngiltere'nin incelikli, çok derin bir milliyetçi duruşu vardır. Yani kraliçenin temsil ettiği bir dünya vardır. Unutmayalım, 53 ülkenin üyesi olduğu bir İngiliz Devletler Topluluğu var. Yani kendi dünyasını bırakıp, bir anlamda liderliğini bırakıp Almanya'nın arkasında çok fazla kale alınmayan bir pozisyonda olması İngiltere'deki milliyetçi kesimleri daha fazla endişelendirmiş idi. Avrupa Birliği'nin, ben Seyfettin Hocama katılıyorum bu noktada, hani çok fazla da ertelemek istemiyorlar. Avrupa Birliği'nin temsilcilerin ilk elden yaptıkları açıklamalara bir dikkat etmek lazım. Yani bunun kötü bir emsal oluşturmasının önüne geçebilmek için süreci mümkün mertebe kısaltmak lazım. Fakat Lizbon Antlaşması'nın öngördüğü bir 2 yıllık süreç vardır. Bu 2 yıllık geçiş süreci bana göre çok nazik bir süreçtir. Yani İngiltere ile AB kurumları arasında yaşanacak o müzakere süreci diğer devletlerin tavrını da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek diye düşünüyorum. Şimdi bugün itibariyle Avrupa kıtasına bakıldığı zaman çok net bir şekilde şu görülüyor. Bana göre Avrupa'nın hala fark etmediği çok olumsuz bir konjonktürle karşı karşıya olduğunu söylememiz lazım. O olumsuz konjonktür de şu. Avrupa'da Avrupa siyasetini giderek hakimiyeti altına almaya
başlayan bir aşırı milliyetçi, popülist bir damar vardır. Bu damar maalesef Avrupa, hem İngiltere'de hem de Avrupa'da olumsuz bir sürecin artarak devam edeceğini gösteriyor. İngiltere'de zaten daha çok kısa bir süre önce İskoçlar bir referandum yaptılar, biliyorsunuz. Genel manada diyelim ki aklı selim galip geldi ve o an için İngiltere'den ayrılmak istemediklerini açıklayanların oyları çoğunlukta oldu ve referandum birlik yanlısı oldu. Fakat dün yapılan referandumda %62 oranında İskoçların, %56 oranında Kuzey İrlandalıların Avrupa Birliği'nde kalmak istediklerine yönelik bir irade beyanı İngilizlerle bir duygusal kopuşu hızlandıracağı kanaatindeyim ben. Zaten Sinn Féin'in lideri Kuzey İrlanda'daki Serbest İrlanda ile adanın bütünlüğü bağlamında bir birleşme sürecini başlatabileceklerine dair açıklamalar yaptılar. Bunu bir tarafa not etmek lazım. Avrupa Birliği'ne gelince İngiltere'nin aslında içinde bulunduğu durumdan bağımsız olarak Avrupa ölçeğinde şöyle bir olumsuzluk vardı. Son 10 yıldır tartışılan bir konu. Avrupa ülkeleri kuzey kuşak ve güney kuşak olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadırlar. Genel manada İngiltere'nin de dahil olduğu diğer İskandinav ülkeleriyle beraber kuzey kuşak ülkeleri daha müreffeh olanlar, daha az sorunla karşı karşıya olan ülkeler. Öbür tarafta güneydekiler, özellikle Akdeniz kıyısındaki hani Portekiz, İspanya, kısmen Fransa, İtalya, Yunanistan'ın içinde bulunduğu iki yönlü bir sorun söz konusu. Bir tarafta çok kırılgan bir ekonomik yapıları var. Ekonomilerinde bir gerileme veya yavaşlama söz konusu. Dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne getirdiği ek bir ekonomik yük var. Öbür tarafta aynı ülkelerin iltica dalgasının, hani o 21. yüzyıldaki tabir caizse kavimler göçünün ilk hedefleri olarak ciddi bir göçmen akınına uğradığını görüyoruz. Yani hem bu siyasal ve toplumsal hem de ekonomik yükü paylaşmak istemediklerine dair bir kanaat söz konusu. Benim bu kanaatimi bugün onaylayan bir açıklama Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için giden orada bulunan Vladimir Putin'den geldi. Yani bu Brexit konusunda bir açıklama yapmış. O da kendisine sorulan bir soru üzerine herhalde. Şöyle bir cevap vermiş. Ben İngilizlerin kararını anlaşılır buluyorum. Hiç kimse zayıf bir ekonomiyi beslemek istemez şeklinde. Dolayısıyla Avrupa içerisinde bu zengin ülkeler veya sorumlu sorunsuz ülkeler ayrımı evet. Belki bu programın başlarında Selçuk Bey'in ifade ettiği o çelişki konularından bir altıncı çelişki konusu olarak bunu da ilave edebiliriz. Kısacası hem İngiltere'de hem de Avrupa'da siyasetçilerin ve devlet yöneticilerin başı ağrımaya devam edecek diye düşünüyorum.